Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün matematik ders sayfa 141'i birlikte yapacağız. Evet kutucuklardaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz demiş. Tahmin işleminde ne yapıyorduk? Yuvarlama işlemi yapıyorduk sevgili öğrencilerim. 40 tam bir. Yuvarlamayı bakın e, birler basamağına göre yaptığımız zaman 40 tam %5'i birler basamağından sonraki onda birler basamağı 5'ten küçük olduğu için kendisine yani 40'ta bırakıyoruz sevgili öğrencilerim. Burayı 40'a yuvarlıyoruz. O zaman işlemimiz nasıl olacak? Şöyle çekelim. 40 bölü 0 onda bir nedir? 1 bölü 10'dur değil mi? 40 bölü 1 bölü 10 yapacağız. Bu da sevgili öğrencilerim ne olacak? Bölme şimdi ters çevirip çarptığımız için 40 çarpı 10 bölü 1 yani 10 olacak. 40 ile de 10'u çarptığımızda 400 işlemimizin sonucu olacak. 5 tam %25 yine az önce olduğu gibi. Yine bakın birler basamağına göre yuvarlama yaptığımızda 5'e göre yaptığımızda kendinden sonraki 5'ten küçük olduğu için onda birler basamağı 5'te bırakıyoruz yuvarlama. Yani burası 5'e yuvarlanıyor sevgili öğrencilerim. Yine bunu aşağıya yazıyorum. 5 çarpı 0.25 ne demek? 25 bölü 100. Bunu uzun uzun yapmaya gerek yok. Yani sadeleştiğimizde burası 1 bölü 4 demek değil mi? 1 bölü 4 sevgili öğrencilerim. Bu da ne yapar? 5/4 bölü 4 yapar. Bölme işlemi yaptığımızda 5'i 4'e böldüğümüzde 1 kere 4 4 1. 10'da kaç tane olursa eğlenceliyim? 2 tane değil mi? 2 kere 4 8. Evet, burada yine 2 kalır. 0 20'de 4 5 kere. Yani 1 tam %25 aradığımız sonuç olur sevgili Evet, burada sevgili 18 tam %75. Bunu da bakın 75 olduğu için 10'da da 1'lere göre yuvarladığımızda kendinden sonrası 5 ve 5'ten büyük olduğu için bir yukarı. Yani bunu 18, 7'nin bir yukarısı 8 yaptığımızda ne olur? Şöyle yapalım. 18.8'e nokta 0 onda 5'i nasıl yapıyoruz? Aynen bırakıyoruz. Çünkü çıkartma yapacağım için 0 onda 5 bakın. Yazdım da altına. Çıkarma işlemi yaptığımda 8'den 5 çıktı 3. 8'den 0 çıktığında 8 1 indirdiğimizde 18.3 nedir? Cevabımız olabilir sevgilenecek. 502 tam %48 sevgili öğrencilerim. Burada nasıl bir yuvarlama yapabiliriz? Burada da yine az önce yaptığımız, şunu yaptığımız gibi onda birler basamağına göre e, yuvarlama e, yapalım sevgili öğrencilerim. Kendisinden sonraki yine 5 ve 5'ten büyük olduğu için bunu da ne yapıyoruz? Bir üst basamağı yani 5'e yuvarlıyoruz. O zaman ne olur burası? 502.5 olur. 0.25 sevgili öğrencilerim. Bakın bunu da... E, Yuvarlayıp yine aynı basamağına göre 10'da 1'e göre yuvarladığımızda kendinden sonrası 5 beş ve 5'ten büyük olduğu için bunu ne yaparız? 3'e yuvarlarız. Bu da ne olursa ilgilenelim. 0 e, tam 10'da 3 olmuş olur veya %30 olmuş olur. Toplama işlemi yapın diye söylemiş. Şöyle 0 tam 10'da 3'te yapıp topladığımızda 8, 2, 0, 5, 502 tam 10'da 8 aradığımız cevap olursa ilgilenir. Evet. Yandaki işlemin sonucu tahmin edilirken çarpanlar onda birler basamağına yuvarlanmış. Sonuç 42 çıkmış. Bakın onda birlere burayı e, bakarak ne yapacağız? Yuvarlayacağız. Kendinden sonraki sevgilerine bakın. 5'ten küçük olduğu için burayı yuvarladığımız onda birler ne olur? Burası 20 olur. 20 ile üçgeni çarpmışız. Sonucu 42 çıkmış diye söylüyor sevgilencilerim. Üçgen yerine uygun bir ondalık gösterim yazın diye söylemiş. Yani ne yapacağız? 20 ile üçgeni çarp 42 ise 42 ne yapacağız sevgilencilerim? 20'ye böleceğiz. 2 tane 20 40 yapar. 2 kalır. Yine 0 indirdiğimizde 20 de ne olur? 21 kere 1 kere 20 0. Evet yani 2 tam 10'da 1 çıktı. Üçgenimiz eşittir. 2 tam 10'da 1 diye ne yaparız? Söyleriz sevgili Bunun yerine bakın 10'da 1'leri yuvarlanarak e, 2 tam 10'da 1 olması için. Çünkü bakın bunu da yuvarladık. Üçgeni de yuvarlayacağız. Üçgen yuvarlandığında 2 tam 10'da 1'e eşit olan sayılar bulacağız şimdi. Kaç olabilir mesela? 2 tam. Mesela 11 yazsanız da 10'da 1'e göre yuvarladığınızda 2 tam 10'da 1 olur. Mesela 2 tam 13 yazdığınızda bakın onda birlere göre yuvarladığınızda 2 tam onda bire yuvarlanır. Kendine bakın birden sonraki 5'ten küçük olan hepsi olur değil mi? 2 tam mesela onda 4 gibi. Bunların hepsini ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Mesela arkalarına sıfır da koyup 110 gibi de yapabilirsiniz. Yani amacımız şu. Yüzde birler basama 5 olmadıktan sonra sevgili öğrencilerim ne olur? Hepsi 2 tam onda bire yuvarlanır. Bunlardan birisini tercih edip yazabilirsiniz. Mesela 2 tam şöyle 11 cevap olarak yazabilirsiniz. İşlemlerin sonuçlarını tahmin edin diye söylemiş. Evet bu zaten evet, 0.15 5 ne demek sevgili öğrencilerim? 1 bölü 2 demek değil mi? Evet bunu bölmüşüz. 0 1 nedir? 1 bölü 10'dur. Nasıl olur? 1 bölü 2 çarpı ters çevirip çarptığımızda 10 bölü 1 sadeleşir bakın. 10 bölü 2 de ne yapar? 5 aradığımız cevaptır. Buraya geldiğimizde evet yine ee, onda birlere göre, e, onda göre yuvarladığımızda bu ne olur? Şurası sevgili öğrencilerim. Şu kısım. Evet. Kendinden sonraki de 5'ten e, küçük olduğu için bunu şöyle 8 e, 0 0 diye e, yuvarlayabiliriz sevgili öğrencilerim. Yani 8 demek. 0 25'i yine e, onda birler basamağına göre şuraya göre yuvarladığımızda kendinden sonraki 5 beş ve 5'ten büyük olduğu için bir sonraya yani şurayı 3 yapacağız. Bu da ne olur? 0 tam 10'da 3 olur. İkisini topladığımızda sevgili öğrencilerim 8 0 ile 0 10'da 3 topladığımızda 8 tam 10'da 3 aradığımız cevap olursa sevgili Buraya geldiğimizde nasıl yapacağız? Yine 0 10'da 5 1 bölü 2 çarpı 0 25 bunu ne yapıyor? Bu da 1 bölü 4 eşit değil mi? O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 o da 1 bölü 8'e eşit olacak. 8'i ne yaparız? 125 ile genişletip 1000 yapabiliriz değil mi? O zaman 125 bölü 1000 yapar. 0 tam 1000'de 125. 10'da 100'de %1000'de bakın. 0 tam 100'de %25 nedir? Aradığımız cevaptır sevgili öğrencilerim. Yani 141 bu kadar. Şimdi 145'e geçmeyelim. Bir sonraki dersimizde hemen arkasından 145'i yapalım sevgili öğrencilerim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.